racülün li hatem. Bir kimse Hatem-i Asam rahmetullahi aleyh hazretlerine dedi ki, izni, ey sultan, bana bir nasihat et. Bazı nasihatte bulun. Fekal, in kunte turidu en ta'siye mevlake, ta'sihi fi mevdi'in la yarak. Sen isyan mı edeceksin? Eğer isyan edeceksin, fi mevdi'in öyle bir yer olsun ki la yarake, Allah seni görmesin. Bu da mümkün değil, Allah'ımıza her yer aşikar görüyor ve biliyor. Bu eğer günah işleyeceksen dedi, bari görmediği yerde yap. Bunu İbrahim bin Ethem Hazretleri bir asinin, bir isyankarın tevbe etmek için geldiğinde söylediği sözler bilirsiniz. Men iddia selaten bi gayri selatin ve huve kezzab. Kişi üç şeyi istiyor. Üç şeyi istiyor. Fakat onda şu üç hal yok. Şu üç şey olmadan üç şeyi istemek, bu yalancıların halidir buyuruluyor. Men iddia hubballah min gayri verayin. Şimdi Allah'ımızı sevdiğini iddia ediyor. Bunu hepimiz söyleriz. Rabbimizi seviyoruz. Değil mi? Herkes deriz. Hepimiz deriz. Yalnız vera, bu çok mühim bir tabir. Bu Allah'ımızın korkusunu gönülde her zaman taşımak. Mesela beyinde taşımak. Yüce kudreti düşünmek, hile düşünmemek. İşte ayağımızda Allah'ımızın korkusunu, bu vera halini yaşamak, başkasının namuslarına gitmemek ve hilekarlığa. İşte onun bunun arasını bozmaya, kardeşimiz oku diye çok güzel bir söz söyleme sanatı diye tam dinleyemedik de ondan oldu. Çok güzel. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada buyuruyorlar. Konuşun ama konuşmanız sizin zikir olsun. Evet. Tesbihat olsun. La ilahe yok. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu dört kelime olsun buyuruyor. Çok mühim. Çünkü konuşuluyor biliyorsunuz. Ama işe yarar mı, yaramaz mı? Şimdi tefekkür edeceğiz. Çünkü hepsinden mesulüz biz. Hiçbir sabah yoktur ki dediğine göre, bir hadis-i şerif de böyle başlar. Hiçbir sabah yoktur ki bütün ağza, dile müracaat etmesin. Dedermiş ki aman ha, kendine sahip ol. Bizim bütün davranışlarımız sana bağlı. Sen düzgün olursan biz de düzgün oluruz diye. Dil çok önemli. Bilmediğimiz, aslına ilmediğimiz sözleri konuşmayız. Velilerden çok kıymetli kimseler var. Önlerine kağıt kalem koydular. Ne söylerlerse yazarlarmış. Demek ki çok az konuşuyorlar. Eğer yanlış söz ederlerse akşam yatarken o yazdıklarına bakarlar. Neden bu sözleri konuştun diye tevbe ederler, istiğfar ederler, Allah'ımıza yönelirlermiş. Tabi bu ebedi hayatı bilen kimselerin yapacağı bir haldir. Aslında akıllı olanların yapacağı iştir. Akıllı olanlar öyle düşünüyor. Şimdi diyor ki, buyuruyor ki, Allah'ımızı sevdiğini iddia ediyor ama o korkuyu taşımıyor, bu yalancıdır diyor. İlahi korkuyu taşımadıkça
İnşallah bu evladımız da var, eski evladımız da var. Hiç kabukta kalmamaya gayret ederiz. Bir şey var, onu yazdıracağım size. Bunu da bitireceğiz. Çok önemli, bunlar bizim hedef gözeteceğimiz hususlardan birisi. Çok hoş, eğer muhafaza edebilirsek çok güzel sözler söylüyorlar. Ve men iddaa rubbel cenne min gayri infakin min gayri infaki malihi fehuve kezzabu. Şimdi cenneti arzuluyor, istiyor. Tabi istenmez mi? İstiyor. Yalnız Allah yolunda sarf etmesi yok. O zaman yalancıdır buyuruyor. Ve men iddaa rubbel nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevdiğini iddia ediyor. Min gayri mahabbetil fakri fehuve kezzabu. Yalnız fakir yoksul düşünmüyor onlara ikram, ihsan. Böyle bir halde bulunmazsa diyor bu yalancıdır. Yazdıracağım şöyle size. Bunu tefsir okursunuz. Tin suresinde bu çok uzun, anlamı çok geniş. Ebu'l-Abbas-ül-Mürsi diye bir evliyaullah var. Ebu'l-Abbas-ül-Mürsi büyük bir veli. Bunun bir sözü var. Buyuruyor ki her sene haçta bulunmazsan, her gün Resulullah'ı görmezsen, sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar açıktan görüyor. Bu rüya ne değil onların gördüğü. Rüyaları da olsa nur şeklinde görüyorlar, nur. Bunu çokça da diyoruz ya, gören insanın bütün azası değişir. Bir kere fikri değişir. Kafadaki fikir tamamen ilahi düşünceler hasıl olur. Kalbi de değişir. Müminlere muhabbetle dolar. Velilere muhabbetle dolar. Kur'an'a sevgiyle dolar. Habibullah'a muhabbetle, Cenab-ı Hakk'a sevgiyle dolar, değişir. Ağlamayan göz yaşarmaya başlar, böyle güzel vasıflar içerisinde olur. Ebu'l-Abbas'ın Mürsi Hazretleri her gün diyor Resulullah'ı görmezsem, sallallahu aleyhi ve sellem, her sene Arafat'ta bulunmazsam kendimi müminlerden saymamdır. Mühimmetli bir insan. Ben diyor Tin suresinin tefsiriyle meşguldüm. Tin suresinin tefsiriyle meşguldüm. O anda diyor benim kalp gözlerim açıldı. Gönül gözlerim açıldı. Levh-i Mahfuz'u gördüm diyor. Bu açılır. Hac suresi 46. Buraya 34 yılında teşrif buyurmuş Sami Efendimiz. İşte o zamanın bu kasabada bulunan İşte ileri tabakada olan madden mi diyeyim artık. Manen olan dedemiz bilmem filan hep etrafını almışlar. Onlara bu keşif ve kerameti ifade eden kalp gözleriyle bunu anlatan Taha suresinde 124. ayet celleyi ifade buyurmuş. İşte Allah'ın zikrinden mahrum olanlar için sıkıntılı bir hayat vardır. Onları kör olarak haşrederiz diye. Bu tefsirlere bakılırsa bu körlük Allah muhafaza buyursun. Bu maddi olan değildir. Asıl körlük kalbin görmemesi. Görür gözleri açılmış. Bazen adamın gözüne perde geliyor. Onu şimdiki artık teknoloji çok ilerledi. Tıp çok ilerledi. Lazer. O perdeleri alıyorlar ve pırıl pırıl görüyor. Kalbimizin önündeki perdeleri de kaldırabilirsek iyi çalışır ama. Her şeyde hassas. İşinde, gücünde, her halinde. Olursa kalp gözleri açılır. Niye açılmasın? Bu gözler kör olmaz ama kalp gözleri kör olur buyuruyor ya ayetçilde. Görür gözleri açılmış. Ben diyor Levh-i Mahfuz'u apaçık gördüm.
Bu diyor Tin suresi. Esamevet Tini ve Zeytuni ve Turi Sinine ve Hâdel Beledil Emin. Bunun diyor tefsirini yapıyordum. Onlar bizim gibi tefsir yapmaz. Burada dört şeye yemini öyle anlatırlar ki mesela oradaki İncil'i kalp ağacı olarak anlatır, meyvesini de ilim olarak söyler, faydalı ilim. Bunu tefsirler yazmaz. Bu ilahi aleme gönlünü döndürmüş, Allah'ın nurundan istifade edenlerin aldığı ilimdir, o asıl ilimdi o zaten. İşte zeytin deyince o da ruhun ilahi nur ile ziyalanması ve etrafına da nur saçması. İşte Tur-i Sina dendiği zaman Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'la kelam ettiği yer ki ilahi tecellilere mazhariyet. Bu kadar deriz biz bunu izahı. Yaşayan kimseler bilir onu. Dördüncüsü Beledül Emin, Emin Belde. Artık orada insan huzura erer. Bu da Fecir suresiyle alakalıdır. İnşallah dersimize niye iyi çalışalım da bu hasıl olur olmaz değil. Rabıtalarla, murakabelerle, nefis ispatlarla, iyi çalışmalar bulur ama. Bunu yapanlar öyle işini gücünü terk etmiş insan değildiler. Bunlar çok iş sahibi, güç sahibi ama bunları yaşıyor. İşi güzel oturtmuşlar. Ebu Rabbas-ı Mürsi Hazretleri Kaddesallahu sırra ben diyor bu Sure-i Celile-i Cemile'nin tefsirini yaptığımda benim diyor gönül gözlerim açıldı, Levh-i Mahfuz'da gördüm diyor. İnsan en yüce artık insan en güzel biçimde halk edilmiştir. Bu ayeti cennete diyor en güzel biçimde halk edilmeyi bunu kaydedin diye söylüyorum. Kaydediyorsunuz zaten. Buradaki diyor insandaki üstünlük ruhundadır ve aklındadır. Ruhunda ve aklında. Ölüp gideceğiz. Ruhumuzla Allah'ımızın huzuruna varacağız. Ruh burada ibadet ve taatte ne kadar zinetlenirse o kadar Rabbimiz yanında huzurlu oluruz. Sonra diyor esfel-i safilin. Onlar aşağıların aşağısına itilmiştir. Bunun hem maddi yönü vardır hem de manevi yönü. Yani insanın yaşlanma hali anlatılır. O aşağıların aşağısı derken diyor bana diyor Levh-i Mahfuz'da gördüğüm nefis ve onun arzuları ve istekleridir. Nasıl kurtulacağız? İyi insanlar bulacağız. Diyelim ki hiç iyi bir insan bulamadım. Zaten iyiler hep ahirete düşmüştür. Kalanları da kendilerini gizlemiştir. Niye ortaya çıksınlar? Ortaya çıktığı zaman ona bir muhalefet bizim ahiretimizi mahveder. Onlara bir karşı çıkma bizim uhrevi hayatımızı bitirir. Bu da Allah'ın bir nimetidir, velilerin gizli olması. Nefis ve onun heva, arzuları ve istekleridir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.